Cem ee, Seymen'e dönüyoruz. Şimdi bu kitap... Ben de var bir tane daha imzalısını aldım senden müteşekkirim. Zehirli ekoların ülkesinde bu kitabı yazarken kafamda tek gaye vardı. İstedim ki okur yakın tarihin filtresiz gerçeklerini birinci ağızdan öğrenirken hepimizi silindir gibi ezip geçen sistemin aklı, zekayı, yeteneği, beceriyi yok sayan vasatlığına kendi varlığıyla direnç geliştirmenin yollarını yine kendi içinde bulabilsin. Abartılı hassasiyetlerin topraklarında var olmaya çalışırken ortalama hayatlara mahkum bugünkü gençliğin yılgın neferisin. Gençsin. Ama gençliğini hissedemiyorsun. Umutlarını çalıyorlar, çaresizce seyrediyorsun. Düzen hepimize had bildiriyor çünkü. Sesini çıkarma, konuşma, hayal kurma, farklı düşünme, düşünüyorsan da kendine sakla diyor. Buna itirazım var benim. Birey olmak zorundasın. Kimse seni kurtarmayacak. Kimse sana mahkumiyetlerinin yalan olduğunu göstermeyecek. Uyanacaksın. Başka yolu yok. Kimse özgürlüğün mavisini elimizden alamaz. Hiçbir güç, hiçbir kudret, hiçbir otorite insandan daha üstün değil. Yeter ki insan kendi gücünün farkına varabilsin. Sizi özgürlüğe davet ediyorum bu kitapta. Özgürleşmeden mutlu olamayız çünkü ezene direnemeyiz. Kendi dünyana döneceksin arkadaş. Kaybettiğin özgürlüğü bulup çıkaracaksın. Motorları maviliklere süreceğin güne kendi emeğinle ulaşacaksın. Sonrası umut. Vay be. Konuştuğunuz abi. gibi yazıyorsunuz. Ha, ma, ben ma konuştuğum ]şallah. gibi yazıyorum evet. Ha, evet. Evet. Güzel. Ben Ş sizin örgü programınızı izlemiştim. Örgüme hayran be kalmıştım evet. Ha. ...bir de o kenevir tarlalarına falan gitmiştiniz. Evet. E, değil mi? Öyle çok. O önemli. Ürgüp'teki konak mesela... ...ben o konakta doğdum. E, keşke bir gün seni götürsem görsen. E, 300 yıllık bir konak. Bir mübadele... Evet, e, ...hikayesi var orada. E, doğal olarak birçok mübadilleri... ...oradan alıp Yunanistan'a göndermişler. Yunanistanlardakileri <laughs> alıp... ...Kapadokya'ya yerleştirmişler. Ben öyle bir konakta doğdum. Çok üzgünüm şimdi. 17-20-22 odalı bir konak o. Şimdi maalesef boş. Onu değerlendiremedik. Ee, yani turizme de kazandıramadık. Ee, orada da şimdi gerçi Turizm Bakanlığı ile beraber bir şeyler yapacağız. Turizm Bakanı da e, hassasiyet gösterdi sağ olsun. Ee, ama e, hani diyorum ya orada e, işte bastırılmış duyguların coğrafyası diye iki tane çok başarısız olduğu alan var Türkiye'nin bence. Programlarımda da hep onu i̇ki mi e iki tane <laughs> hükümetin iki tane çok başarısız olduğu 20 yıllık hükümeti sırasında alan bir tanesi kesinlikle tarım, diğeri de e, kesinlikle eğitim. eğitim. Çünkü çok ben bütün dünyayı sizin gibi geziyorum, e, bakıyorum, görüyorum gençleri, karşılaştırıyorum. O kadar olağanüstü bir gençlik var ki bizim elimizde. Yani Türkiye OECD ülkeleri evet. arasında en genç nüfusa sahip ülke. Ama bu gençlerin kendi becerilerini, yeteneklerini, e, var olduğu duygularını ve kafasının içinde kendisine oluşturmak istediği hedefleri gerçekleştirebilecekleri bir ülke yok. Yani çocukların acaba İmam Hatip'e mi gitsin yoksa paralı okula mı gitsin cenderesine düşürülmesi kadar korkunç bir şey olamaz. Evet, çok Aileler korkunç. çocuklarını İmam Hatip'e göndermemek için korkunç bir mali yükün altına girdiler. Evet. Bak iki tane büyük çok önemli şey var bu arada. Ee, Okan köy okullarının kapatılmasını <gülüyor> aklım <gülüyor> almıyor. Hmm. Hmm. çünkü bir yasa çıkarıldı bir gecede ve 16.256 köy, Türkiye'de bir gecede köy olmaktan utandığı için köydü. bize köylü dedirtmeyin diye ayaklandılar biz köylü olmak istemiyoruz ahırdan süt sağmak istemiyoruz diye canhıraş bağırdıkları için 16.000 küsür köy bir gecede mahalle ilan edildi hmm. mahalle ilan edilmesi ne demek biliyor musunuz? Anadolu'daki bir köyün Taksim Meydanı ile eşit statüye kavuşması. Ahır yapamazsın. Ondan sonra Merak bağlı diye şikayet ediyorlar. Hayvancılık ediyor. yapamazsın. Ya, Ekim evet. yapamazsın. Yandaki horoz ötüyor burada. Ben rahatsızım. Eğer e, e, istiyorsa tavuk kümesini kapatmak zabıta gelir ve kapatır. Köy okullarının kapatılmasıyla birlikte, köylerin mahalle ilan edilmesiyle birlikte köy okulları kapatıldı. Köy okullarının kapatılması neden oldu? Taşımalı eğitim geldi. Taşımalı eğitimle aileler dediler ki kız çocuklarını. Bak kızların Türkiye'de korkunç bir eğitime ulaşamama sorunu var. Kız çocuklarını yollayamadılar. Taşımalı eğitim dediğimiz şey 40-50 kilometre uzaktaki okullara çocuklarını yollama mecburiyeti demekti. Köy okulunu kapattılar çünkü. Köyü boşaltmak istediler. Neden? Bravo. kentlere yerleşsin insanlar ve Tokilerden ev alsınlar ve alışveriş merkezlerine gidip tüketim toplumu olalım. Türkiye'nin <laughs> önünde iki hedef vardı. İhracat ve üretim toplumu olacaktık. Biz <laughs> ithalat ve tüketim toplumu olduk. Ha bir de tüketiyoruz. Türkiye'nin büyümesi nereden geliyor? Kredi kartlarımız var. Ha bile alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. Bütün bunları eleştiririz ama asıl eleştirdiğim şey köyün bitmesi. Buna dayanamıyorum. Köy okullarının kapanması demek kız çocuklarının okula gidememesi demekti. Ve maalesef kent çeperlerine yerleşen halkta benim edindiğim mesela günlerdir Barış Atay'ı filan çok eleştiriyorlar. Sosyal medyada linç yediler. Neymiş efendim burası da Tommy Hilfiger yazıyormuş da bilmem ne. Solcu dediğin adam zaten e, almayın. Mercedes'e binmeyin. Rolex saat takmayın. Tommy Hilfiger'dan giymeyin. Amerikan seyahatlerine falan gitmeyin demez ki. Solcu dediğin adam der ki kardeşim ben bunun en iyisini içiyorum. Bak çayı en iyisini içiyorum. Ayakkabının en iyisini giyiyorum. Herkes ulaşabilsin. İstemeyen almasın der. İnsanlara o kadar sınıflandırmalar üstüne gidiyoruz ki herkes kendi mahallesinde kendi borusunu öttürdüğü için biz huzursuz, mutsuz evet. ve bir de üstüne üstlük maalesef ekonomik olarak ee, şeyini kaybetmiş bir toplumuz. Dolayısıyla tarım, çok önemli tarım diye niye ısrar ediyorum? Çünkü enflasyonun sebebi tarım. Evet. Köydeki yumurtanın ithal edilmesi, tavuğun Türkiye'de tek bir yerli tavuk yok. Türkiye'de tek bir yerli hayvan ırkı yok. Ya Fransa'dan ya İtalya'dan ya İsviçre'den gelir. Ya Holstein gelir. Ya ee, Sebenthal ırkı gelir. Halbuki Atatürk Orman Çiftliği'nde 13 tane bak sene 1930 13 Anadolu ırkını alıyor. Verimli hale getiriyor ve köylüye bedava dağıtıyor. Yok bu ırklar artık. <laughs> Türkiye'de bir tohumu problemi var. Atatoğumu evet, yani evet. atanın binlerce yıla Göbekli Tepe bir çıktı arkadaşlar. İnanılmaz bir şey ya bir buluş oldu ki. Anadolu topraklarında meğer 12 bin yıldır buğday varmış kara kılçık buğdayının ne olduğunu bizim insanımız bilmiyor bile Göbekli Tepe'de bir çıktı ki inanılmaz buğday 12 bin yıldır bu topraklarda var e biz ya. buğdayı Ukrayna'dan ve Rusya'dan ithal ediyoruz böyle bir şey olabilir mi Ukrayna. ben söylediğim zaman Cem Seymen sen yalan söylüyorsun biz makarna ihraç etmek için buğday ithal ediyoruz diyor. hayır öyle. utançtır İthal edemezsin. Rusya nedir? Sitepnelerle dolu bir ülkedir. Buzullarla kaplı bir ülkeden Türkiye'nin buğday ithal etmesi normal mi? Dolayısıyla gazeteciliğimi iki şey üstüne kurdum. Ve sana da teşekkür ediyorum. İlk defa programına beni, ya dediğim gibi ekonomi konuşan bir adamın ne ilginç olabilir ya? Niye davet edesin ki beni? Sıkıcı sıkıcı konular gelecekte, konuşuyorum. Gelecekte yani. Seni hem daha çok dinleyeceğiz, daha çok dinlemek zorundayız çünkü ülkenin toprağı çoraklaşmış, denizi çoraklaşmış. Neden? 2500 tane hidroelektrik santrali var. Evet. Hayatım, Artı, tüm Karadeniz'in dereleri özgür akamıyor. Yav, Dediler yav, ki, Gıda eskiden meselesinde. Türklere e, de, su akar, deri bakar derlerdi. Ah, ah. Hayır, sular özgür akmayacak. Ya özgür bırakın suları. Bak hidroelektrik santralleri yaptınız, barajlar yaptınız. O barajlar bütün e, e, 2500 tane derenin suyunu topladı. İklim değişti, ekosistem değişti. Önce kuşlar öldü, evet. arkasından tırtıllar, sonra maalesef kaplumbağalar. Bunlar ekosistem için çok önemliydi. Hayvanlar ölmeye başlayınca yeraltı suları çekildi. Bir de çünkü tuzluluk oranı arttı. Türkiye'de bugün bütün uçaktan giderken barajlara bakın. Su yok. Evet, yok. En büyük problemi susuzluk. <laughs> evet.